kaydı aldım ben. Nasıl? İçeride şu kaydı aldım. Şu mavi bant. Şu ileri mavi branda var ya, şarkı orası. Tamam. Ağaçların arasında. Setteler de gözüküyor. Abi sette imalatına başladık. Evet evet. Evet evet. Biz şuradayız. Bak. O mavi bandranın orada böyle hafif bir böyle kırmızı renkli bir toprak yapısı. Sette imalatına başladık. Görebiliyor musun sen? Gördüm. Orası burası işte. Oradan üstünde durduğumuz köprünün aktığı mevcut su arada. Evet. Evet, oradan geldik biz çünkü. Bakın odun şeyler yapı orası. Ha, şöyle geldim. Hasan vardı. Bakın uyumsuz bucaksız görüyor musunuz? Oradaki İbrahim Bey. Hemen şurada bir yerdeyiz zaten. Bizim, evet şuradayız. Bizim şurada bu projelerimizde şu seddeleri inşa edeceğiz. Şu gördüğünüz kapama seddeleri diyebiliriz. Yön aynası seddesi. Burası taşmayı engelleyecek. Taşmayı engelleyecek. Peki onu engelleyebilecek mi? Şimdi bu birinci kısım yaklaşık 350 hektarlık alanda taşkını öteleyeceğiz. Şöyle bir gösterebilir misin? Yani şuradan şöyle el işaretleriyle şuradan şöyle biraz daha aşağı doğru gidiyoruz. Yani 20 günlük ne yaptı? İlerlemeyi en büyük engel efendim bacak var. Bacak zemin olduğu için ilerleyemiyor. Kuruduğu zaman çok evet. Sene sonuna kadar diyoruz. Diyoruz onu hiç şey kalmadı. Aynen hiç şey kalmadı. Problemimiz yok. Bütün kavuşma işlemleri halledilmiş. Bunun da bir toplam olarak hani mesela önümüzdeki sene de diyelim ki seddeler bitti. Ya ulan seddeler de şu kadar olsaydı bir de bunları açtı diyecek miyiz der miyiz? Yani açtığı zaman burada bizim eşik yapılarımız var. Zaten su ha, oradan, tabii eşik deniyor. Haliye bir eşik yapısı var. Buradan hemen bu büyük melen içer. Burası 5 derenin birleştiği yer. Buradan küçük melen geliyor. Derinliği şu andaki mevcut yüksekliği Düzce'nin bazı bölgelerinde metrekareye yaklaşık 260 kilogramlık bir yağışın düşmesi söz konusu. Yani mevsim normallerinin neredeyse 4 ya da 5 katına tekabül eden bir husus bu. Bundan sonrası için dünyanın dört bir tarafında olduğu gibi biz de ülkemizde bu tür değişikliklerin, iklim değişikliklerinin etkilerine hazırlıklı olmak durumundayız. Elbette bütün kurumlarımız AFAD'ın koordinasyonunda günler öncesinden taşkın ve afet erken uyarı sistemi vesilesiyle bundan haberdar olmuş idi ve gerekli hazırlıklarını yapmışlardı. Aynı şey buraya gelmeden önce Bartın'da, Zonguldak'ta, Kastamonu'nun belli bölgelerinde, Karabük'te oradaki arkadaşlarımızdan da bilgilerini aldık. Onlar da yine öncesinden bütün kamu kurum kuruluşlarının el ele vererek hazırlığı söz konusuydu. Yine Düzce'de de aynı şey oldu ve başta Sayın Valimiz olmak üzere devlet su işlerimizin buradaki ilgili çalışma arkadaşlarımız, karayolları ve orman yani devlet kurumlarının neredeyse tamamı çok yoğun bir çalışma içerisine girdiler ve 6 Temmuz'dan itibaren hazırlıklarını yaptılar. Elhamdülillah şu ana kadar herhangi bir can kaybımız ya da yaralımız ya da kaybımız yok. Hayvan telefleriyle alakalı çok majör durumumuz da yok. Bu bizi sevindiren husus. Elbette yapılması gerekenler var. Bunların bir bölümü yapılmış, bir bölümü devam eden işleriydi. Deprem sebebiyle bunlardan bazılarının ertelenmesi söz konusuydu. Ama bugün burada tüm taraflarla tekrar konuştuk ve bunların artık büyük bir kısmının sene sonuna kadar ve diğerlerinin de
yeni yağış döneminin geleceği önümüzdeki yılın Mayıs ayının sonuna kadar en geç olması gerekir. Bütün hazırlıkların tamamlanıp artık bir daha Düzce'nin gündeminden sel ve taşkın konusunu çıkarmamız gerekir. An itibariyle artık Düzce için yağış anlamında bizim beklediğimiz bir risk söz konusu değil. Şu anda gözlerimiz Doğu Karadeniz tarafında. Oradaki arkadaşlarımız da yine tamamıyla AFAD'ın koordinasyonunda gerekenleri yapıyorlar. Bu süreç içerisinde depremde çok ağır bir yük taşımış olan devlet su işlerimizin yeşil karıncaları da sahada hep de olacak inşallah. Tabii kurumların tamamının, devlet su işlerinin, ormanın, karayollarının ve diğer kamu kurumlarının ülkemizdeki afetlerle ilgili hareket kabiliyetinin ne kadar gelişmiş olduğunu da olaylara müdahaleden görmüş oluyoruz. Ben bu süreç içerisinde etkilenen çiftçilerimize, üreticilerimize, köylülerimize, vatandaşlarımıza tekraren geçmiş olsun diyorum. Hatırlatma anlamında söyleyeyim. Sel ve taşkınlarla ilgili afetlerde herhangi bir şekilde Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatiflerine olan borçlarla alakalı ekstra bir şey yapmaya gerek yok. Zaten 2023 yılının sonuna kadar geçerli olan bir Cumhurbaşkanı kararnamemiz var. Sayın Cumhurbaşkanımızın bu konuda zaten önden vermiş olduğu bir talimat var idi. Dolayısıyla bütün çiftçilerimizin, üreticilerimizin Tarım Kredi Kooperatifleri ve Ziraat Bankası kredileriyle alakalı ertelemelerini başvuruları halinde yaptırmaları mümkün. Bununla ilgili herhangi bir ekstra bir karar almaya gerek yok. Onun dışında bütün illerde olduğu gibi Düzce'de de Tarım İl Müdürlüğümüz hasar tespit çalışmalarını yapmaya devam ediyor. Tarımsal hasarlar için bahsediyorum. Onun dışında yine AFAD diğer hasarlarla ilgili tespitlerini yapmaya devam ediyor. Bunların sonucunda oluşan hususlar da yine kendi mecrağında devam edecek. Tekraren geçmiş olsun diliyorum. İnşallah Sayın Cumhurbaşkanımızın bu konudaki takibi, bizleri çok yakından talimatlandırması söz konusu. Bir daha ülkemiz bu tür afetlerle yüzleşmesin. Ama bundan sonraki iklim değişikliğinin getireceği etkileri de mutlaka aklımızın bir köşesinde tutup tedbirlerimizi geciktirmeden almak konusunda da zaten çok ciddi bir mesafe kat etmiştik. Geri kalan kısmını da tamamlayarak artık ülkemizin gündeminden bunu çıkartmak arzusundayız.